adresi öğrensem, kapıyı tıklatıp seyahat desem bir muhabbet eder misin? Bak kardeşim, çok saf duygularla bunu yazdığını biliyorum. Ben de buna karşı gelecek bir insan değilim. Altında da yorumları gördüm. Adam demiş ki ben adresini bulsam publikte duyurmam, kendim giderim kapısını çalarım. Bunu şöyle düşünmeniz lazım. Bu adamın bir yaşantısı var. Bir özel hayatı var. Bir evi var. Bu onun özel alanı. Biz Tukan abi'ye nereden ulaşıyoruz? Sokakta gördüğümüzde ulaşıyoruz. Alışveriş yaparken ulaşıyoruz. Etkinliklerde ulaşıyoruz. Yayında ulaşıyoruz. Karınca çiftliğimizi izliyoruz, altına yorum yapıyoruz. Bunların hepsi zaten benim asla karşı gelemeyeceğim, asla surat bile yapamayacağım şeyler. Ama sen iyi niyetinle kapımı çalıp abi dediğinde ben kalkıp da zaten a**ına kodum demem ama beni çok zor durumda bırakırsın. Bunu sen gibi 5 kişi yaptı mı olmaz baba ya da bir kişi iki kişi değil ya. Yani burası benim özel hayatım oğlum. Ya benim arkadaşım benim anam babam gelirken bana müsait misin diyor alo diyor işin var mı diyor. Şimdi sen kafana göre kapıma gelirsen e, o hoş bir şey değil bunu... Ya ulan bir sevdik diye götünüz kalktı diye yorumlayanlara çok kızıyorum. Ben senin evine geliyor muyum kapıyı çalıp? Gecenin bilmem kaçında ya da öğleninde. Selamünaleyküm. Ya öyle bir izleyicim küfür etmiş de geldim ya. Bir gel bakayım falan. Bu hoş bir şey değil ki. Bu bildiğin taciz işte yani. Tacize giriyor. Gel abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tek tek gezeceğim kapıları. Keşke gelsen. Ya oğlum bunlar güzel şeyler. Ben diyorum ya dışarıda da biriyle karşılaştığım zaman oturup sohbet de ediyorum oğlum. Bokunu çıkartınca bokunu çıkarma koyayım yeter diyorum ya işimiz gücümüz var 20, 20 dakikadır sen konuşuyorum diyorum. Açık açık da yüzüne söylüyorum. Çizgi çizgi baba o çizgiyi aşmamak lazım. Kapıya gelmek çizgiyi aşmaktır. Çizgiyi aşarsan e, rahatsız olursun tabii yani. Hatırlamıyor musunuz bundan 2 sene önce bir herif kapımda yattı ya. 6-7 saat durdu durdu sonra bana bit atıp küfür etti. Ne var a**ına koyayım evine niye almıyorsun falan çekti bana. Bu normal bir psikoloji mi oğlum? Ben şimdi evime almak zorunda mıyım? Yani böyle bir şey var mı tanımadığım adam ben. Hani bunu hiç sorgulamıyor. Kapıma gelmiş. Güvenliği açmış. Bir de oda yatmış bana fırça atıyor. Evdesin diyor evdesin. Allah Allah ya evim koyayım o yüzden evdeyim. Çok enteresan psikolojiler var ya yani. Üzülüyorum böyle olunca. Ayıp olmasın diye de Tabi şey yapamıyorsun ama rahatsız oluyorsun. <laughs> bir tatıp kızmıştı bana ya. Biz seni böyle tanımazdık işte o kadar geldim 5 saat 6 saat bekledim kapında. İnsan bir kapıyı açar. Özür dilerim ona koyayım kusura bakma ya. <laughs> Gerçekten çok, çok özür dilerim. İnsan bir su verir. Ya sanki ben gel bekle dedim ona. Çağırdım. Organizasyon yaptım. Dedim bak Samet atla gel evde dur. Reji komik vallahi öyle ya. Yani hani ya yapacak bir şey yok. Bin bir türlü insan var oğlum ne desem boş. Abi karnın acıtsa morya kurtlarından birkaç tane. Ne? Ee. Ulan Amerika'da adamlar arsaya girdiği zaman tüfekle vuruyor. Ya. Allah Allah. Öyle bir hakkı var adamın. Neyse s yaşayacağız bunları abi. Ben de tahmin etmezdim ki böyle şeylerin yaşayacağını. Ben ana bundan 5 sene önce açtım yayın. Counter oynadım. Ben ne bileyim böyle olduğunu. Bilsem yapmazdım. <laughs> ne bileyim oğlum ben karınca çekiyordum ya. Bence de haklı. Kim haklı? Tukan abi ne kadar fikirlere değer versem de bu söylediğine katılmıyorum. Ne yani sevdiğim yayıncının yanına uyumayacaksam niye izleyeyim? Doğru söylüyorsun. Oğlum sen bilmiyor musun? Haftanın iki günü ben etkinlik yapıyorum. Kapı açık bırakıyorum. Gece 1 ile 12 arasında öğlen yatmak serbest benim yanımda. Bugün sabah bir uyandım. 90-100 kişi var. Bana koyun birinin götü burada birinin ağzı burada. Dedim arkadaşlar sınır var. 80 kişi gelebiliyorsunuz. Tövbe tövbe ya. Peki birden sonra? <laughs> ya s**in <bayaksın. gülüyor> git lan. Lazer kurdum eve. Geleni vuruyor. <laughs> bir gün bir kalktım kahvaltım hazır. Not bırakmış. Abi ben 16 aylık abone. Yarın yine geleceğim demiş. Kahvaltımı ettim. Açık adresini bırakmış. Ben de gittim onlara hediye götürdüm falan. Evet evet. Oyun var mı? Var kardeşim, var. Bugün oyun da var, film de var. We were on the run,